Heykelpostane'den iyi günler. Yine Bursa'yı çok iyi bilen, burada doğup büyüyen ve Bursa'nın kültürü, sanatı, sporuyla yakından ilgili bir arkadaşım, bugünkü konuğum Mehmet Gerçeksi. Herhalde tanıyanlar için sadece bu iki kelime, Mehmet ve Gerçeksi kelimeleri ne demek istediğimi anlatmaya yetmiştir. Sevgili Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk hocam da estağfurullah yani. Her gelen de estağfurullah diye ama yani, özellikle söylüyorum ben estağfurullah, bunu. Estağfurullah, hakikaten yani, onur ettin. Çok sağ ol, var ol. Eski dost, eski arkadaş olarak yıllarca birlikte de çalıştık. Yani medyalarda tabii. Aslında herkese bakarsan, de selamlar buradan. Aslına bakarsan bizim kuşak zaten bu anlattıklarımızı, konuştuklarımızı, bugüne kadar konuştuklarımızı da biliyor. Daha eskileri bizle yakın teması olmayanlara da onları hatırlatmak, yeni Bursalıları, yeni doğup büyümüş olanlara da, yeni kuşaklara da eski Bursa'yı anlatarak buranın tarihi ve kültürel gelişmişliği hakkında bir fikir vermek. Olay bu. En fazla da ilgi bu tür programlar çekiyor. İnsanlar tabii koyu siyasi çekişmelerden hatta çok şey... Son dönem, tabii 2020 ile beraber yani, neler yaşıyoruz, film seyreder gibi izliyoruz. Bana sorarsan yani, belki benim yapımla yaptığım işlerle ters düşecek belki ama çok kısır geçen futbol tartışmalarından, aynen, yorumlarından da bıktı. İnsanlar yoruldu. Etrafına şöyle bir bakıp nefes almak istiyor. Onlara bir nebze olsa nefes aldırırsak ben mutlu hocam olurum en azından. Sen de herhalde, senin görüşlerini bildiğim için. Aynen öyle. Şöyle başlayalım. Yani kendi ailemden aldıklarım, senin de öyledir mutlaka. Her şeyi, hepsini yaşamayabiliriz biz. Geçmişten gelenleri, mesela benim ailem, büyük ihtimalle seninki de öyledir, bilemiyorum onu, Yunan işgali yaşamış bir aile. Oradan düşündüğümüz, duyduğumuz öyküler var. Kendi annemi kısa bir süre önce kaybettim, 6 ay önce. Ondan bile, çünkü 1925 doğumluydu, Bursa hakkında bir bilgim var. Hepsini görmem şart değil ki. Duyarız, biliriz. Senin de öyledir mutlaka. Özellikle Ali Haydar isminden söz edeceğim. Evet. Bildiğim kadarıyla büyük dedeniz oluyor. Evet. Bursa'nın o dönem için en önemli dağıtımcısı ve kitapçısı herhalde. Kültür elçisi gibi yani. O, öyle mi? Tabii o yıllarda dünyada çıkan bütün mecmualar, kitapların da aynı zamanda bölge başbayı. Bütün gazeteler ise Le Monde olsun, ne bileyim işte Amerikan, İngiliz gazeteleri Türkiye'ye ulaşabildiği kadarıyla bütün o önemli dergiler, hatta moda dergileri işte o Burda falan filan gibi, yani onların ve bütün kitapların dağıtımını yapan, dolayısıyla hakikaten yani kültürel açıdan da Bursa'ya hizmet vermiş bir aile. Eski iş yerlerinin yerini tarif edebilir misin duyduğun kadarıyla? Görme şansımız tabii yok, benim de yoktu, senin de yoktu. Tam senin programına uygun yerlerin, Heykelpostane. Benim de hayatım oralarda geçti zaten yani. Büyük, tam büyük. Evet, gerçi bölümü, bu, gerçi bu programa katılmış olmakla artık yaşlandığımı da hissediyorum. O ayrı bir şey. Benim kötü tarafım bu. Programın ismi de çok güzel ki, sen zaten müthiş isim bulan bir insansın yani, yıllarca medyada Esat beraber. Esat buldu bunu. Hangisi? Bunu mu? Bunu sen bulmadın koydum, o zaman. Bulmadım. İyi bari, hiç olmazsa bunu bulmamışsın. Başkalarına bırakmışsın o şansı. Çünkü hakikaten yani yıllarca beraber çalıştık. Çok sayıda programın isim babasısın. İşte Final mesela, olay medyada özellikle görev yaptığımız uzun yıllarda Final programı, Satır Arası, Sıra Dışı, Tozlu Raflar, Soru işareti gibi. Bir yani, de başlık bulurken geçmişte spora girmek istemiyordum belki ama başlık. Maç biter, sayfalar yapılır. Eskiden, şimdiki gibi elektronik ortam da yok. Biz herhalde en az bir buçuk saat başlık tartışırdık yani, değil tabii mi? İlhan Öztat yönetimindeki spor servisi. Ama sen yine şak diye bulurdun o başlığı. Yok canım yani. Hatta hepimiz ortaya atardık. Benim en büyük böyle fantazi hayalimdir o. Yani bir başlık makinesi o zamanlar icat olsa, hani konuyu girsen işte diyelim maç başlığı arıyorsun. Bursa Spor bugün şuna yenildi. Bilgileri gireceksin. Şık diye böyle iki kelimelik bir maç başlığı hani üretebilse de diye düşünürdük hep. Sen hakikaten işte o benim düşündüğüm o fantazi başlık makinesinin etekemeye bürünmüş haliydin. Yani ben sana konuk olmuş gibi oldum şimdi ama. Hakikaten doğru. Bir de maç pazarı vardı bizim sonradan. Doğru. Son spor müdürlüğü yaptığım döneme ait. Pazar günleri her yere bağlantı yaptığımız onun gibi. Evet, devam edelim Ali Haydar'dan. Heykelpostane turu attın mı atmadın bilmiyorum ama oradaki eski binaları bilirsin. Tabii tabii. Şey diyelim. Tek tek sayabiliriz bile her iki yakadan yani. Bilmiyorum hani reklama girer mi bazı. Yok, girmiyor. Bazı rahat konuşuyoruz burada ama bakıyorum Onur'a da, evet, girmiyor herhalde. Şeyler yani,
set başında, çünkü yeşil ayrımından başlıyoruz. Yani eski Dilek Sineması'nı bilenler bilir, evet. Atatürk heykelini set başına doğru geçince hemen Dilek Sineması'nın bitişindeki binada doğdum, büyüdüm. Hala da oralardayım. Allah'a şükür. Ali Haydar İşhanı. Ali Haydar Apartmanı. Evet. Ali Haydar Kitabevi dedin biraz önce. Hı. Benim yaşamın yetmediği dönemde eski Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nun aralığında inerken o köşede, şu anda Ziraat Bankası'nın olduğu yerde faaliyetle başlıyor. Şey, doğu tarafında o zaman Ahmet Büyükbaşı'nın doğu tarafı oluyor. Ziraat Bankası. Evet, doğu tarafı. Evet. Eskiden Sümer Sineması vardı. Dolmuşların evet, şimdi. Evet, evet, aynen öyle. Orada mı? O köşeden daha sonra set başına, hani Şaban Sirkeci'nin tam karşısı ya da şimdiki işte Gürdal Mağazası'nın bitişi diyelim. Şu anda banka var orada. Orada da çok uzun yıllar, yani benim de yetiştiğim, yaşadığım dönemlerde orada sanıyorum. Vergi dairesine gelirken daha. Geçince, yani şeye geçince. Doğru, Yeşil'e doğru geçince Gürdal Mağazası vardır. Onun birkaç mağaza daha geç. Orada şimdi Yapı Kredi Bankası var. Madem serbest konuşabiliyoruz, Yapı Kredi Bankası'nın olduğu. Çapraz karşıda Mavi Köşe, şimdi yine banka. Mavi Köşe tabii. Mavi Köşe'nin muhallebici olduğu zaman hatırlayacağını sanmıyorum. Tabii hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Mavi Köşe'deki muhallebiciyim. Tabii canım, evet, hatırlamam mı? Hatırlıyorum. Yaşlı Mustafa amca mıydı bilmiyorum sahibi. Yani oradan çok, oranın şam fıstıklı burma tatlısı meşhurdu. Ben çok severdim. Hep alırdım. Yani o 70'li yılların sonuna kadar orası devam etti. Hemen yanında Zihni abinin bijuteri dükkanı vardı. Oğlu Tayfun, ralli hakemi. Su hayatlarını unuttum. İşte sonra şeyin simit İsmet'le kaplı İsmet Ögen'in. O daha tabii bize Acar'ın doğru. Şampiyonluktaki golünü atan. Aynen İsmet abi. Hemen onu geçersin. Ben de biliyordum onu. Babamın arkadaşlarıyla. Hemen onu geçince Gaziantep kebapçısı Orhan Aktürk'ün o vardı. Eski. Tabii sonra Çamlık Pastanesi. Lütfü Hoca, sonra bizim apartman. Ondan sonra da Dilek Sineması. Ha, öbür taraftan geldi sen. Yeşil tarafından geldi. Evet. Karşı tarafta o kadar kaydediyor. Karşıda Oryal Kahraman'ın çok eski eczanesi vardı. Kahraman vardı. Tabii hemen yanında Sinan Bür abimizin babası Eşref Bürün, Sinan Kırtasiye, Foto Yıldız. Onu geçince de köşede Şaban Sirkeci. Size gelmeden önce Foto Sonay vardı. Hala, Foto Suat mı vardı? Suat orada mıydı tam kestirelim. Foto Sonay açık. Üç bir tane. De fotoğrafçı Metin abi, Foto Renk vardı. Metin abi rahmetli oldu. Hemen Şaban Sirkeci'nin. Çünkü heykelin bir fotoğrafları çekilirdi. Evet. O yüzden oraya yakın olacak. Hatıra eskiden herkes evinde fotoğraf çektiler. Onlar mi? Maç fotoğrafçılığı da yapardı. Maç fotoğrafçılığı var. Bizde de var. Babamdan maçlara gelirlerdi. Hatta Hüseyin abi Sonay. Benim kitabın kapağında olan bir fotoğraf enstantane var. Babam kapıya çıkıyor hani orada. O Foto Sonay'a ait. Öyle kendisi mi? Çekmiş onu. Tamam. Bir de üstelik Foto Sonay şöyle diyeyim, konu konuyu açtı. Benim doğduğum yer yukarı Vefikiye Mahallesi'nde. Oradan biriyle evliydi. Bizim mahallenin damadıydı. Öyle hatırlıyoruz. Şimdi evlatları sürdürüyor hala. Sürdürüyorsa tabii, onlara tabii. Ulaşamadı belki bizim eksiğimiz. Hatta ben geçenlerde orada vesikalık fotoğraf çektirdim yine bir vize başvurusu o için. O da çok önemli değil biyometrik mi? Fotoğraf lazım. Şey diyeceğim, insanlar çocukları belirli bir yaşa gelince fotoğrafçıya götürür, çıplak fotoğraflarını çektirirler. Öyle bir alışkanlık var değil mi? Yanlış tabii, olmasın tabii, benim kendimi var. Tabii. Yani fotoğrafçıya gidilir. Tabii. Fotoğrafçı gelmez o dönemde. Benim bildiğim. Aynen, bir de heykelin evet. Önünde daha sonraki yıllardaydı galiba. Seyyar fotoğrafçılar. Heykel önü hatırası. Heykel önü. Herkesin hatta vardır. Hatta sergisini falan yaptı kent hocası. Bayağı herkesin vardır orada. Herkesin vardır. Heykele çıkmak kavramı. Sana heykele, ne hatırlatıyor? Bursa'yı hatırlatıyor. Yani heykele gidilmez. Heykele çıkılır. Bir de çok merkezi bir yerdir. Hani Bursa'nın sembol yeridir heykel. Yiyeyim kuşam. Tabii yani eski tarihlerde ona göre hani hep anlatırlar ya İstanbul'da Pera. Beyoğlu. İşte eski Beyoğlu. Çıkarken şöyle bir üstüne başına dikkat ederdin, derli toplu çıkardın diye. Bursa'da aynı anlamda heykel öyleydi. Yani bir zamanlar işte bu senin de programın adını verdiğin o heykel postane güzergahı. Şeyinde, güzergahında hakikaten insanlar hani birbirlerini görmek, selamlaşmak için çıkardı. Biraz daha ileri gidersek onu da bilirsin. Karoldağ Mahallesi üstünde Millet Gazetesi vardı galiba. Millet Gazetesi. Ertuğrul Matın mıydı? İleri gidersek değil, zaten o şeyin içerisinde o. Yani, o güzergahın içerisinde. Mutlu abinin radyocu dükkanı. Evet, Hoover başkanı. Lozan Oteli Lozan üstünde. Oteli. Yani onları hatırlıyorsun. Ona gelmeden yani. 10 metre önce köşede bir börekçi vardı. Adını bilemem ama saçları evet biz namus özel Adem'e kadar. Tabii namus özel lisesine giderken hep öğlenleri o börekçi de köşede. Şu anki İGS mağazasının bulunduğu yer. Tayyare Kültür Merkezi'nin karşısında köşede bir börekçiydi. Şeye çıkarken. Yani. Kirpi gibi saçları vardı Allah rahmet eylesin. Yani biz bu öğlen nereye gidelim dendiği zaman talebeler arasında işte okuldan çıkışta hadi kirpiye gidelim dendiği zaman hani o börekçiye gidelim anlamını taşırdı. Bir de Tayyare Sineması'nın köşesinde geçenki programda da bahsettik. Bir çerezci vardı hatırlarsın. Kısa boylu. Habil.
İsmini bilmiyorum. Tabii. Kimse bilmedi şu ana kadar. Çerezci Habil. Tabii. Abi. Aslında Galatasaray taraftarıdır. Arabasının her tarafında Galatasaray amblemleri. Çünkü motospor yoktu eskiden. Tabii. Tayyare Kültür Merkezi'nin Tayyare Sineması'nın kapısında. Kapısı mı yan tarafı? Kısa boylu. Aralığın başında. Al boyacılar sokağıymış orası. Evet. Eskiden orada boyahaneler varmış. Evet. Kumaş boyaları. Uludağ şey, taksi yazıhanesi vardı. Yanında Ömer Fazıl Bey'in yazıhanesi mi derler? Evet, oraya? Evet Fazıl Bey. Doğru doğru. Hemen önünde Öğünç ailesinin dükkanı vardı. Ömer Öğünçlerin. Süreyya Öğünç. Süreyya Öğünç babalarının. Çünkü sonra, şeyin gibi Vehbi Koç'un Bursa'daki bayi. Aynen tabii. Süreyya Bey. Radyocu Süreyya Bey'di. Yani o işte Koç grubunun o zaman sattığı işte bütün radyolar ve diğer beyaz eşyaların. Biraz Bursa'da. Geriye döneceğim. Nereye hatırlatacağım? Mavi Köşe'den sonra hemen yukarı çıkılır hamam vardır Nasuh Paşa'nın. Nasuh Paşa hamamı. İlginç bir sokakta değil mi? Sen, evet. Sana çok hamam, yakın. Orası senin hamam sokak yani. Zaten. Hamam tabii. Sokak mı? Hemen arkasında da eski Adli Tıp'ın olduğu bina yine bizim binamız. İlk Bursa Hakimiyet Gazetesi orada kuruldu zaten. Matbaa kısmı mı oradaydı? Yok, şimdi, gazete de orada kuruldu 1974'te. Ben daha sonra Bursa orada. Offset olarak oraya, matbaa oldu. Oraya geleceğim gazetelere de. Hemen hamama geçtikten sonra Çukur'da böyle bir dükkan vardı. Radyo tamircisi miydi? Behçet evet, Yüce. Yukarı doğru giderken. Behçet Yüce. Çukur'da. Bisikletçi Çetin Yüce'nin babası. Babam oraya evet. götürmüştü. Behçet abi dedi. Taraftarmış o. Evet. Hangi takımın taraftarıysa Bursa'daki takım. Yukarı çıkarken o dar aralıktan yani, solda binanın altında. Evet. Sonrası şey, Millet Gazetesi'nin söyleme nedenim şu. Birçok büyüğümüz, gazeteci büyüğümüz orada başlamışlar galiba tabii. Değil mi? Kahraman abiler falan, Alpay abiler. Turan Tayan. Bir dönem sahipliğini yaptı. Sanıyorum kurucusu da Ertuğrul Mat abimiz mi Millet Gazetesi'nin? Şu anda hayatta Ertuğrul tabii. Bey'in de burada saygıyla anıyoruz. Aynen, aynen. Kulakları çınlasın öyle diyelim. Onlar da onu hatırlıyorum. Böyle festival zamanlarında sanki o kaldırımlara masalar konup bulvar kafeler vardı diyorum. Pek hatırlayan çıkmıyor. Festivalin evet. ilk ya da ilk iki senesi falan. Onları ben hatırlıyorum. Ben de hatırlamıyorum oraları. Benim hatırladığım mesela şu anki Kafkas Pastanesi'nin yerinde Turan Pastanesi vardı. Yerleştirdim. Rahmetli Yolukar ailesinin ve Turan Pastanesi biraz daha ileride. Şimdiki İGS civarında bir yerdeydi. O zaman o küçük dükkanlar, tek katlı dükkanlarda pastane önünün yanında ne vardı? Meraklı yemişçi. Meraklı yemişçi vardı bir, tabii. Kuyumcu Gürcan, şey vardı. Kuyumcu Gürcan abi vardı. Gürcan derin. Aynen. Kazak Caddesi ayrı. Kolonyacı Şefik, Bilapçı İskender. Evet. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Onların hepsini bilirsin. Tek katlı dükkanlar. Tabii. İçeri girince azıcık meyhane sokağı olurdu. Basak Caddesi. Basak Caddesi tabii sağ tarafta. Rahmetli Korsikalı Keskin ailesinin Korsikalı Erol herhalde. Erol Keskin'in Rodop köftecisi vardı. Birkaç tane onlar üst üste içkili lokantada. Futbolcu Erol Keskin galiba. Karşıya kadar oynayan mı? O İşte Korsikalı Erol diye sanıyorum Bursa'da bilinir. Bilmiyorum futbolculuk yönünü. Bizim sevgili Lemi Keskin'in de amca çocuklarının çocukları gibi. Yani Keskin soyadlı o aileden. Hakikaten Basak Caddesi de enteresan bir kültür noktasıdır. Yani Atatürk Caddesi için. Özellikle akşam bir saatten sonra akşamüstü iş çıkışı. Hani esnafın ya da böyle sohbetçilerin oturduğu, kısa pas yemeklerin yendiği, iki duble bir şey içilip gidildiği yerler vardı Basak Caddesi'nde. Ailenin yakınları ya da bildiği tanışları olduğu için Bursa'nın önde gelen bazı aileleri de yakından tanıyorsun. Tabii. Onlara bakarak Bursa'da farklı bir eğlence geleneği var mıydı o dönemde, bir gazino eğlencesi gibi? Ya da ailece gidilen lokantalar gibi o dönemler için söylüyorum. Vardı. Yani ya da büyüklerinden duydum. Ama yani bu bir statü sembolü, yani üst düzey insanların gittiği değil. O zaman herkes son derece mütevaziydi yani mesleği ne olursa olsun ya da hangi kesimden gelirse gelsin. Mesela bir çardak lokantası kültürü vardı. Ha, çekirge çardak. Çekirge de mesela. Evet. Kadar. Mesela diyeceksin ki hani oraya gitmek prestij miydi? Evet, o dönem için çardağa gitmek gerçekten önemli bir detaydı. İşte hafta sonları Mudanya, yani arabası olan her Bursalı'nın pazar günleri fix, refleks olarak uyguladığı bir... Arabası olmayanlar da. Arabası olmayanlar da tabii ki. Hele arabası olanlar, yani hiç sorulmaz bugün ne yapalım diye. Yani otomatik şekilde aile arabasına biner, direksiyon otomatik pilota bağlanmış gibi Mudanya'dır yani. Burgaz da senin. Özellikle bildiğim bir yer. Orada da yazdığınız evet. vardı herhalde. Benim hatırladığım, biraz daha senden önce, 61 ya da 62 yılı, renkli çadırların
ordu kamplar vardı şimdi. Tabii. Köksal'ların neydi onun? Köksal Motel. Köksal Motel'in çadır halini hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Yani daha sonra orada ona girişte eski yani, kiremit iskelesi vardı. Pars Kiremit fabrikasının iskelesi. O bölümde çadırlar olurdu. Ama oradaki bir apartman vardı içinden ağaç çıkan. Evet. Kaya apartmanı. Rahmetli Selahattin Kaya. Selahattin Kaya mıydı? Evet, içinden. Ondan sonra orası hala duruyor. Daha sonra oraya apartman yaptırdı Kaya ailesi. O ağaca yine dokunmadılar. Oradan denize girilirdi temiz olan yerler. Mudanya'da her yerden girilirdi. Burgaz'da. Mudanya'da ne iskelesi vardı? Mudanya'da da bir petrol iskelesi vardı. Petrol iskelesi vardı. Evet. Esrem kampını hatırlar mısın orada? Çok büyük tabii, bir kamp tabii, vardı. Yani tabii. Belki 100-200 çadırlık falan bir kamp. Hatırlıyorum. Futbol onlara, sahası vardı. Tabii tabii. Hatırlıyorum tabii. O maden iskelesinden sonra hemen Burgaz'ın girişindeydi o futbol sahasının olduğu yer. Onu mu söylüyorsun yoksa bir de ileride maden iskelesinin orası. İleride Pars Kiremit'in de kiremit iskelesi vardı. Arkasında bir futbol sahası vardı. Eski fabrika alanı. Orada hakikaten müthiş maçlar yapılırdı. Keza Motel Köksal müthiş maçlara sahne olurdu. Uzunca bir süre magazin müdürlüğü yaparken birçok ünlüyle de röportajlar yaptım bildiğim kadarıyla. Evet. Hani Bursa'daki aileleri zaten senin ulaşmana gerek yok. Anne babanın arkadaşlarıydı büyük ölçüde onlar. Onlara ulaşmakta zorluk çekmedin. Zeki Müren tabii ki en tepedeki kişi olduğu için en üstteki. Onunla uğraşırken ben hatırladığım kadarıyla beraber çalışıyorduk o zaman da bayağı bir zorluk çekmiştin. Neydi zorluğu? Zorluk derken... Zor, Bursalıları mı istemiyordu? Neydi? Hayır, Zeki Müren röportajı. Zor bir röportaj yapmıştım. Yani o rahmetlinin kendi kişisel egosundan kaynaklanan biraz gecikmeli. Şöyle anlatayım. Ben çok gençtim o zaman. Daha Bursa Hakimiyet Gazetesi bizde. Babam sahibi. Sanıyorum 80'li yılların başıydı. Bekarız, genç. Bodrum'a tatile gideceğiz. Hiç planlanmış bir şey yok. O zamanlarda Zeki Müren'in daha sağlıklı olduğu ve Bodrum'da yaşarken sürekli dışarı çıkıp işte her gece gittiği pastane falan vardı. Papağan Pastanesi miydi o zaman meşhur. Bodrum'da o Halikarnas yolunda sahilde. Ben de Bursa'dan işte biraz önce bahsettiğim sevgili arkadaşım Ersin Köksal bir de Cem Akman. Bu bütün Bademli'yi Bademli yapan rahmetli Ali Akman ilk orada tohumlarını atan ve yapılaşmayı başlatan Ali Akman'ın yerel siyaseti de bulundu adamın. Aynen. Cem kardeşimle Bodrum'a gitmiştik işte bir hafta 10 gün bekar tatile. Bir akşam gezerken Bodrum çarşı içerisinde Halikarnas tarafına doğru giderken Zeki Müren'e her zaman rahmetli, her zaman her akşam uğradığı, mutlaka uğradığı o Papağan Pastanesi diye hatırlıyorum, bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum, orada görmüştük. Ben tabii daha genç, yeni gazeteci olmanın verdiği heyecanla dedim ki ya ben gideceğim, işte Paşa ile konuşacağım, bir randevu alacağım, bir röportaj yapayım diye. Arkadaşlarıma dedim ki ya iki dakika bekleyin, ben bir gideyim konuşayım, hemen girdim. İyi akşamlar paşam dedim, ben Bursa'dan geliyorum dedim. Kendimi tanıttım. Hatta işe yarayabilir diye eski Bursa anlamında işte Ali Aydar Kitabevi'nin sahiplerinin torunu olduğumu söyleyince "Aa öyle mi?" dedi. "Ben bütün dergilerimi, kitaplarımı" dedi. "Yıllarca sizden aldım" dedi. "Talebeliğimde" falan deyince hemen ilgi gösterdi bana. Allah rahmet eylesin. Dedim işte paşam ben sizde bir röportaj yapmak istiyorum gazetemiz için. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde biz sahipleriz dedim. Biliyorum dedi zaten. Ondan sonra gerçek sahibi oldun dedi. Tamam dedi, yarın sabah dedi saat 11'de ben dedi her gün Bardakçı plajına gidiyorum dedi, güneşlenmeye, denize girmeye dedi. Gelin oraya yapalım dedi. Hakikaten ben yine ertesi gün arkadaşlarımı aldım. Hemen biz atladık Bardakçı plajına gittik. Beklemeye başladık. Aradan 5 dakika çok mütevazi bir teknesi vardı. Yarım kameralı işte 5 metre civarında. Yani bugün herkesin rahatça alıp sahip olabileceği son derece mütevazi. O zamanın Zeki Müren'i için hele hele yani çok çok mütevazı bir tekne. Arkasında ufak bir 20-30 beygirde ya da 50 beygir civarında bir dıştan takma motor bağlı. Bir de kaptanı var. Halbuki onu kaptan kullanmaya bile gerek yok. Bisiklet gibi kullanırsanız ufacık tekne yani. Geldi böyle derme çatma bir tahta iskele vardı. Oraya yanaştı. Yanaştırdı kaptanı. İndi bu. Hemen ben koşarak gittim. Paşam biz geldik dedim. O hoş geldiniz çocuklar dedi. Siz dedi biraz geçin. İstirahat buyurun ben hemen geleceğim dedi. Hemen o tahta iskelenin arkasında yine böyle derme çatma sazlıklardan yapılmış bir kafeterya, çay bahçesi kılıklı bir yer vardı. Gölge. Biz oraya oturduk beklemeye başladık. Nasıl olsa paşa gelecek diye. Rahmetli paşa da o tahta iskelenin ucuna hemen tekneden iner inmez havlusunu serdi. Yattı güneşlenmeye başladı.
Aradan yarım saat geçti, bir saat geçti. Ben dedim gideyim bari de hatırlatayım, acaba unuttum dedim bizi. Gittim yanına, paşam dedim biz bekliyoruz dedim hala. Biliyorum efendim dedi, siz istirahat buyurun, ben dedi biraz sonra geleceğim dedi. Tekrar gittik biz. Tekrar aradan bir saat, bir buçuk saat geçti. Bu sefer benim arkadaşlarım bana kızmaya başladılar. Ya senin röportajına başlatma kardeşim, biz buraya tatile geldik. Bak senin için bir günümüz gidiyor burada. Ne röportajı? İşte sen gelmeyeceksen biz gidiyoruz. Ya çocuklar durun bekleyin iki dakika falan filan diye. Onları bir taraftan tezkin etmeye çalıştım. En sonunda gene gittim paşanın yanına bir iki saat sonra. Dedim paşam biz hala bekliyoruz. Efendim biliyorum dedi. Siz dedi lütfen istirahat buyurun dedi. Tekrar beni geri gönderdi. Yine gittik bir iki saat falan sonra. Tekrar bu sefer paşa gönlü el verdi ve kalktı geldi. Gelin bakalım dedi. Ne istiyorsunuz? Oturdu. Bize müthiş ilgi gösterdi. Çok güzel bir röportaj verdi. Hatta o dönem o Alo Mintax falan reklamlarında oynamıştı bir dönem. Onun çekimleri için İstanbul'dan gelmiş bir sürü çekim ekibi, ajanstan gelen manken kızlar, kameramanlar, yönetmenler falan, onları ağırladı gece Halikarnas'ta. Hiç unutmuyorum, dedi ki işte bizim böyle akşam bir toplantımız var dedi röportajdan sonra. İstanbul'dan ekip var, siz de dedi mutlaka gelin, sizi de ağırlamak istiyorum dedi. Bir de bizi öyle bir gece geçirtti bize. Tatminkar olmuş muydu röportaj? Efendim? Sorduklarının hepsini alabildim. Tabii. Çok güzel. Başka çok ünlüler samimi. Vardır. Ama bir de ünlü aileler Bursa'ya konumuz. O yüzden. Mesela kızlar vardı senin kendi arkadaşın. Modeli. Ece Ege, Ayşe Ege. Ege kardeşleri. Kardeşler. Evet, benim yuvadan ve ilkokul. Yani Bursa'dan çıkıp da ünlü olan. Ece ve Ayşe kendi, evet. Tabii onlar şimdi dünya çapında hakikaten modacılar oldular. Özellikle Uzak Doğu'da, Japonya'da, Kore'de, Uzak Doğu'da müthiş popülerler. Amerika'da mağazaları var. Şimdi DJ Kayek'in yanı sıra Maçka diye bir line daha açtılar. O sanıyorum bir tık daha ucuz, daha genç kuşağa yönelik bir marka. Onu da dünya çapında yaptılar ama DJ Kayek hakikaten aldı başını gitti. Bir Uludağ'dan bahsetmedik. Senin için Uludağ'ın ne kadar önemli olduğunu bilen biriyim en azından. Evet. Özellikle çocuk kupası sırasında falan mutlaka orada olurdun. Sadece kayak değil tabii. Uludağ alışkanlığı var. Aileden gelen bir şey. Evet. Geçmişte orta halli ve altındaki aileler bir Uludağ'a giderdi ama onlar yazın gider. Kışın da kayak yapmaya gidiyor olanlar. Yani aslında bilmiyorum, keşke, benim değerlendirmem de. Evet, keşke şimdi yine gidilse. Şimdiki son yıllarda özellikle İstanbul'dan, şehir dışından gelenler çok daha yoğun. Bursalı aileler maalesef çok daha az kaldık biz orada. Yani biz gittiğimiz zaman eskiden hani Bursalılar gerçekten Uludağ'ın sahipleri gibiydik. Ev sahibiydik yani orada. Otel sahipleri de değişti ama. Tabii. Ama şimdi gidiyorum mesela pistlerde kayarken falan kulak misafiri olduğum kadarıyla hatta biraz da bir Bursalı olarak kanıma da dokunmuyor değil. Hani böyle biz orada misafir gibi kalıyoruz. Orada racamı kesenler İstanbul'dan günübirlik gelen kayakçılar falan oluyor. Ben artık kabullendim şehir büyüdüğü için. Ben onun için zaten bu programı yapıyoruz. Geçmişi hatırlatalım. Ama eskiden öyle değildi. Ben geçmişte bunu yaşadım yani. Hep işte tanıdığımız aile büyüklerini izlerdim Uludağ'a giderken. 5-6 yaşında falan çok hoşuma giderdi. Özenirdim. Mesela hemen o Dilek Sineması'nın yanındaki apartmanda doğduk büyüdük dedim. Camdan baktığımda bizim apartmanda hep böyle çok eski Bursalı doktor aileler oturdu. İşte Hande Ataiz'in dedesi Ali Aydar Tuğral rahmetli. Ali Aydar Tuğral demiş. Tabii çocuk doktoru Ali Altun. Eski Bursalılar hatırlar işte Nejat Türkoğlu'lar falan. O Ali Altun özellikle her pazar Uludağ'a giderdi. Ben camdan baktığımda cadde üstünde arabasının üzerinde. Bir de Aysanlar mı vardı? Erol Aysan o karşı tarafta Foto Kesin. Yıldız'ın bitişindeydi. Öyle bir şey var aklımda. Rahmetli. İşte böyle törensel bir Uludağ hazırlığı yapardı rahmetli doktor Ali Altun. Eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte. Ben camdan bakardım o zaman 5-6 yaşındayım. Arabasının tertemiz gelir, tavanında işte kayak bagajlarına kayaklarını yerleştirir. Altında böyle o eski tip lastex kayak pantolonu, kayak botları, işte balıkçı yakalı kazağı, yün kazağı falan böyle müthiş o eski kaliteli malzemeleriyle böyle hep özenirdim yani Uludağ'a çıkmayı ve öyle öyle işte biz de 7'li ama yaşlarda. Bu şuradan geliyor. Türkiye'deki ilk kayak evi Uludağ'da yapılması Akın Saim Altıok'un getirdiği bir gelenek. Daha sonra Kars'tan, Erzurum'dan gelen kayakçıların çıkma haline getirmesi. Tabii.
Bursa'yı o açıdan rahmetli Cihat Demirören filmler çevriliyor falan. Ama kayak sporu orada başlıyor. Kayak evi kayak orada yapılıyor. Ben de 3-4 sene gittim. İlkokul 5. sınıftan itibaren her semester tatilinde 15'er gün hani biz de orada başladık. Oradaki şimdi kurslarda. Dikkat edersen Bursa şey Uludağ'a çok fazla ortak çıkmaya başladı. Hava durumundan anlarsınız zaten. Şimdi artık hani kayak sporu neredeyse ikinci dereceye düştü. Orada daha çok işin aktüel tatil boyutu, eğlence boyutunu insanlar keyfini sürüyor. Zaten hani spor olarak da Türk sporunda kayağın pek yeri olmayışının ana sebeplerinden biri bence bu yani. Hep bizde kayak merkezleri daha ziyade eğlence ve turistik eğlence amaçlı görülüyor. Oysa ki yani orada ıskalıyoruz bence spor yönünü. Hakikaten de çok güzel bir spordur. Hani yaptığınız zaman başka hiçbir şey düşünemezsiniz kayak kaydınızda. Yani o insanı tedavi edici, rehabilite edici güzel bir spordur. Son şununla bitirelim o zaman. Yıl 1974, 11 Eylül 1974. Evet. Senin yaşını hesap ediyorum, 11-12 yaşlarındasın. Bursa hakimiyet oluşuyor. O Bursa'daki kültürel hayatı, sosyal hayatı nasıl etkiledi? Offset bir gazetenin oluşu. Daha önce yerel gazete o kadar benimsenen, tutulan, satılan bir mecra değildi bildiğim kadarıyla. Yani biz de. Ama yani diğer illere bakarsan yine İstanbul'u biz alıyorduk tutarsak, evet. Yani tabii özellikle hani spora ve siyasete ilgisi olanlar yani her dönem yani Bursa'daki o tipo gazeteleri alıyorlardı. Yani çünkü Osmanlı'dan gelen bir gelenek var. Tabii. Ama yani Bursa hakimiyetinin offset çıkışı tabii çok bambaşka bir kültür oluşturdu, bir alışkanlık oluşturdu. Yani her eve mutlaka bir İstanbul gazetesi girerken olmazsa olmaz şekilde Bursa hakimiyet de girdi. Yani hem siyasette ilk defa magazin yapmaya başladığı mesela bir gazete artı spor zaten biliyorsun. Yani sen de o dönem futbolcu olarak oynadığında orada işte maçta kaç yıldız aldığın ertesi günü zor beklenen dönemler değil mi? Hem futbolcular için hem hakemler için. Cemal Ekem Tokun bana en az yıldız verdiğini de buradan söyleyeyim de. Ne yapayım abicim kötü oynadın diyordu. Tabii. O sırada lisede beraber okuyoruz yani, bana yıldız ben verdi. Ben de çok yaşadım öyle işte mensucatlı Kemal abimiz falan yani az yıldız alınca neredeyse gazeteyi basardı yani koltuk altında bir tane gazeteyle gelirdi bana nasıl bir yıldız verirsiniz diye. Ama fotoğrafların net çıkışı bizi çok etkilemişti. Evet. O takım fotoğraflarının falan yayınlanması çok enteresandı. 80 sonrası rekabete de yol açtı. Hatta biliyorsun ben de bir belgesel toparlamıştım. Küçük Bağbade diye. Belki öyle doğdu Küçük Bağbade. Gencoğlu ailesinin. Babanızın gayreti tabii bunda önemli. Bursa'ya getirmesi, Günaydın ortak olarak bu gazeteyi yapması. Şu andaki durumu değerlendirelim mi diyeceğim ama programın ruhuna uyacak mı uymayacak mı bilemiyorum. Ruhu bozar. Ama kaçırılmaz son. Yani işte şu resmen bir enformasyon devrimine, hani haberleşme, iletişim devrimini yarın öbür gün çocukların ansiklopedilerde, kitaplarda okuyacağı değişimi biz canlı yaşıyoruz. Yani sadece medya değil, birçok sektör şu cep telefonları Bursa markaları içine... da bir yok oluyor tabii, gibi. Sanki katılıyor musun buna? En azından eski önemini kaybediyor. Yani bu kaçınılmaz bir şeyse yenilerinin mi olması lazım, onların daha mı güçlenmesi lazım? Onu bilemiyoruz, bu bizim işimiz değil belki ama. Yok ben şey anlamında söyledim, hani bu yani cep telefonu... ...nun her şeyi içinde barındırması. Yani bak mesela medya, televizyonlar, gazeteler zaten topyekün bitiyor. Hatta ben perakende satış sektörünün bile yani kısa dönem sonra bir sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Her şey internet üzerinden alınıyor, satılıyor. Bankacılık sektörü öyle dikkat ediyoruz. Eskiden mesela bütün bankalar prestij anlamında hep yüksek kiralarla büyük yerler tutarlardı. Şimdi daha küçük mevduat bankacılığına dönüp daha ufak... ve daha ucuz kiralarla yerlere dönüyorlar. Çünkü her şey telefon üzerinden yapılıyor. Yani bunun gibi eğitim öyle artık internet üzerinden, cep telefonundan ulaşılabiliyor. Yani bir sürü şeyi bitirdi. Ve dediğin gibi hani heykel postane o güzel anılarda kalıp o başka bir güzellik, bir ağız tadı olarak kalacak. Şöyle desem seni zorlamak da istemiyorum ama Bursa ile ilgili bir cümle kursam ne gelir aklına ilk? Son cümlen olabilir belki. Ben de ona bir ekleme yapacağım en sonunda. Ben de birinden alıntı yaparak ekleyeceğim onu ama. Sana zaman kazandırıyorum bu arada. Birinden duyduğum bir cümleyi tekrar edeceğim. Bursa'yı, yani nasıl tanımlarsın? Böyle zorlama cümleyi tam olarak bitirmene gerek yok. Yani Bursa
bilmiyorum yani. Senin bursanı diyeyim ama. Benim bursam hayatım boyu ayrılamayacağım. Doğmaktan ve burada ölecek olmaktan gurur duyduğum bir şehir. Bir aidiyet. Bir nokta koydun ki üstüne bir şey söylemek zor. Ben de değerli büyüğümüz Ertuğrul Yalçınbayır'ın söylediği ve benim de ondan alıntı yaptığım bir cümleyle bitireyim. Bursa, küçük şehrin sıcaklığı, büyük şehrin olanaklarını sunan nadir bir kenttir, der kendisi. Bunun çok üzerine de çok fazla bir şey söylenmez. Ben sevgili dostum Mehmet Gerçekçi'ye teşekkür ediyorum. Sizlere de mutlu günler, mutlu Bursalı günler dileyerek programı kapatıyorum.